Şimdi Beşiktaş konusunu değerli yorumcularımızla birlikte değerlendirmeden önce sözü ilk olarak Al Spor, Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'ye bırakalım. Sercan, Cenk Tosun'la yeniden anlaştı Beşiktaş. Diğer tarafta Vegors bekleyişi sürüyor. Muleka Beşiktaş'ta taraftarların istediği gibi sonuçlanmadı diyebiliriz artık. Ama tabii ki sıcak gündem Cenk Tosun 1 artı 1 yıllık bir anlaşma sağlandı. Detayları senden alalım. Erdem Bitik çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar kolay gelsin. Yaklaşık bir saat önce Cenk Tosun'un anlaşma sağladığı haberini e, A Spor ekranlarında duyurmuştuk. Kontrat süresi 1 artı 1 yıl olacak. Opsiyona bağlı olarak artı 1 yıl e, maç sayısı durumunda gerçekleşecek. E, 700 bin euro civarında bir yıllık ücret kazanacak Cenk Tosun. Özellikle e, orada ve Gors gelişmesinden az sonra bahsedeceğiz. Bir yandan bir yabancı Santrafor transferi daha olacak. Artı bir de Cenk Tosun kadroya, kadroya katılmış olacak. Cenk Tosun birkaç gün içerisinde sanıyorum bir iki gün içerisinde e, Beşiktaş antrenmanlarına dahil olacak. Kamp sürecine dahil olacak. Önce sağlık kontrolü ardından ıslak imza gelecek. Herhangi bir problemin olmadığını, Cenk Tosun'un bu transferden dolayı mutlu olduğunu altını çizelim. Bu Cenk Tosun bölümü. E, Atiba bölümünü zaten izleyenler, Aspor takip edenler çok iyi biliyor. Şu an izinde. Milli takım süreci vardı. Milli takımda olduğundan dolayı bir hafta ekstra izin aldı. 5 Temmuz tarihinde Avusturya'da gerçekleşecek olan ikinci etap kampında Atiba'da takımla birlikte çalışacak. Atiba'nın da kontrat süresi bir yıl. Vegorz konusu e, belki tekrara giriyor. Belki A Spor ekranlarında anlaşmanın sağlandığını Türkiye'de ilk olarak duyurduk. Bu süreç 6-7 günlük süreç uzamış olabilir ama herhangi bir problemin, herhangi bir pürüzün, herhangi bir sıkıntının Herhangi bir olumsuz anlama gelecek olan kelimeyi Vegors'la yan yana kullanabileceğimiz bir durum yok. Burnley ve Beşiktaş arasındaki resmi prosedür işlemleri devam ediyor. Belki Beşiktaşlı taraftarlar çok net bir şekilde anlaşılabiliyor sosyal medyada. Vegors'un henüz açıklanmamasından dolayı biraz tedirgin olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Ben bugün Beşiktaş antrenmanındaydım. Beşiktaş antrenmanının da öncesinde, sonrasında orada bulunan yetkililer vardı. Beşiktaş transferinden sorumlu, Beşiktaş transferini yapan isimler vardı. Onlarla tabii ki sohbet etme şansı bulduk. Vegors transferinde herhangi bir problemin olmadığını, günlerdir bizim de ifade ettiğimiz gibi resmi prosedür işlemlerinin sürdüğünü. Burnley'nin e, ıslak imzayı göndermesi durumunda anında İstanbul'a davet edileceğini. Oyuncuyla Vegors'la zaten Valerian İsmail e, öte yandan Sayın Ceyhun Kazancı günde 3-5 defa konuşuyorlar. Neler yapabileceklerine dair, takıma dair, kamp sürecinde neler yaşanacaklarına dair e, hiçbir problemin olmadığını söyleyelim. Bu da vegors bölümüydü. Muleka dün e, Burnley ile anlaşma sağladı. Ben gün içerisinde Burnley kulübünün de bu durumu e, artık paylaşacağını, duyuracağını bekliyorum. Muleka gitti ancak en azından yetkili isimlerle konuştuğumuz zaman e, Muleka transferinin olumsuz seyretmesi, olumsuz... Sonuçlanmasından dolayı herhangi bir e, problem ortada görmüyorlar. Çünkü muleka olmaması durumunda zaten Beşiktaş'ın B planlarının, C planlarının, D planlarının olduğunu ifade ediyorlar. Henüz Avusturya kampı başlamadan Beşiktaş stoperini kadroya kattı Premier Lig'den. Orta saha transferini kattı Türkiye Ligi'nin en önemli oyuncularından biri. Santrofor'u Avusturya kampında, vegors Avusturya kampına katılacak. Bu sadece benim cümlem değil, Beşiktaş Kulübü içerisinde bulunan yetkililerin cümlesi. Biz de yaptığımız iş gereği, öğrendiğimiz bilgiyi aktarıyoruz. Böylelikle Beşiktaş Santrafor'unu da transfer etmiş olacak. Geriye kalan nokta şu, yerli Santrafor'da alındı Cenk Tosun. O da 5 Temmuz'da Avusturya'da. Geriye kalan noktalar, bir, Muleka gibi düşünülen, Muleka değil tabii ki artık. vegor'sa birlikte, Cenk'le birlikte orada Santrafor mevkinde oynayabilecek tipleme olarak sol tarafta da oynayabilen, sağ tarafta da oynayabilen, pivot özelliği olmayan, daha çok tamamlayıcı bir oyuncu arayışı var. Ben Muleka tarzı, Muleka'nın replikası tarzı bir oyuncu aradıklarını biliyorum. Henüz isim söyleyebilecek noktada olmasam da yakın zaman içerisinde inşallah isim de söyleyebilecek noktaya geleceğiz. Bir, işte Muleka tarzı bir oyuncu. İki, yerli stoper. İsmini birazdan ifade edeceğiz. Üç, Umut Rıdvan'ın satışı gerçekleşmek üzere. Orada da Frankfurt'la Beşiktaş arasındaki ödeme planına dair pürüzler ortadan kaldırıldı. Rıdvan'ın da satışı ile ilgili bugün yarın ben Beşiktaş kulübünden yakın zamanda bir açıklama bekliyorum. Rıdvan satıldıktan sonra da o üçüncüsü işte o üçüncü transfer sol tarafa Umut Meraş'la oynayacak oyuncu. O mevkiyi götürecek oyuncu Tayfur Bingöl ismi konuşuluyor ama Alanya Spor'un 1,5 milyon euroluk bir isteği var. Halen o problem halledilmiş Durumda değil. Başka isim, biz isim söyleyemediğimiz için Beşiktaş şu an çalışmıyor alternatifler üzerinde durmuyor da diyemeyiz. Ancak isim öğrenmedik. İkinci olan işte o stopere geliyorum. Teyitli bir durumdur. Beşiktaş'ın şu an kadroya katmak istediği iki yerli oyuncu var. İki yerli stoper var. Özellikle sol tarafta oynayabilen e, ayakları iyi bir yerli oyuncu mecburiyeti var. Birincisi İstanbulspor'da oynayan Emrecan. İkincisi Çaykur Rizespor forması giyen genç oyuncu iki genç oyuncu Emirhan Topçu. Beşiktaş her ikisini de transfer edebilmek için yoğun uğraş veriyor. Hem özellikle bu durumlar biraz e, başkanlar düzeyinde gerçekleşiyor. İstanbul Spor ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi kendi arasında Ejmer Başkanla birlikte görüşmeler sürüyor. Hem Emrecan hem Emirhan Çaykur Rizespor ve İstanbul Spor'da forma giyen iki genç oyuncu. Beşiktaş bu oyuncuları kadrosuna katması durumunda birini veya ikisini kadrosuna katması durumunda herhangi bir savunmaya başka bir yerli transferi yapmasını beklemiyoruz. İki oyuncudan da en az ben birinin kadroya katılma ihtimalini çok yüksek görüyorum Erdem Bitik. Atladığım bir nokta var mıydı? Hı hı. Sorabiliyorum değil tabii mi? Tabii tabii. Sevgili Sercan, Emre Can'la ilgili benim duyduğum sözleşme hazır. Yani evraklar hazır, ee, imzalar eksik sadece. Çok e, net bilgi bu. Atiba'nın da sözleşmesi hazır. Zaten Cenk Tosun'un da hazırdı. Bugün imzayı attı büyük bir ihtimal. Ama Emre Can'da şöyle bir şey duydum İstanbul Spor'da oynayan. oyuncuyla ee, oyuncuyla kulüp anlaşmış fakat iki kulüp arasında ciddi derecede bonservis krizi var. Yani e, Emre Can için verilecek para, verilecek bonuslar, bir sonraki paylar falan... Herhalde onlarda ciddi sıkıntılar var. Ee, hani bir tek şey diyorlar kulübün tapusu neredeyse gidecek gibi bir durum ortada. Ee, sana böyle bir bilgi geldi mi? Serdar abi özellikle Emre Can'la ilgili zaten bir önce söylediğiniz saydığınız maddelerin hepsini A Spor'da duyurmuştuk ama Emre Can'la ilgili söylediklerinizin üzerine söyleyebileceğim bir nokta yok. Söylediklerinizde tamamen haklısınız. Ee, zaten İstanbul Spor Kulübü'nün Emre Can'la ilgili bon servis talebini 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyoruz. Ancak bu paralara çıkmasını da beklemiyoruz Beşiktaş'ın. Yani konuşulan 3-4 milyon euroluk paralar ancak ben Beşiktaş'ın en fazla 1-1,5 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkartacağını çıkartma ihtimalini görüyorum. Ama hem ecmel başkan hem de Sayın Ahmet Nurçebi, iki başkan kendi arasında görüşüyor. Henüz bir anlaşma yok ama anlaşma sağlanamayacak gibi de bir durum değil. Bugün işte e, orada bulunan birçok yönetici vardı bugün. Nereden baksak 7-8 yönetici vardı Riva'da sabah saatlerinde antrenmanda. Konuştuğumuz isimler hem Emrecan'ın hem de Emirhan'ın. Yani Çaykur Rizespor spor forması giyen Emirhan Topçu ve Emre, İstanbul spor forması giyen Emre Can'la ilgili umutlu konuştular. İki oyuncu iki oyuncuyla da ilgili e, hocanın beğenisine sunulduğunu Hocanın beğenisine sunulduktan sonra olumlu cevap aldıklarını ifade ettiler. Ben bir soru sorayım Sercan. Ee, Kabral, Fasna nedir durumlar? Var mı böyle bir durum? Haldun abi sol, sol yani kabr diğer isimle ilgili ben e, haber yapabilecek noktada değilim. Ancak Kabral ismini ilk olarak Türkiye'de duyurduğumuz için bununla ilgili net ifadeler kullanabilecek durumdayım Haldun abi. Kabral ile ilgili durum şu an durduruldu. Görüşmeler durduruldu. Sebebi Sporting Kulübü'nün e, 3,5 milyon euro civarında bir paranın altına inmemesi. Artı en önemli sebep, şimdi söyleyeceğim durum. Alex Teixeira e, gönderilmeden, Alex Teixeira Beşiktaş Kulübü'nden ayrılmadan Beşiktaş sol tarafa bir oyuncu takviyesi yapmayacak. O nedenle ben sol kanat transferinin, 3-4-3'ün en uçtaki üçlüsünün soluna alınacak oyuncu transferinin transfer döneminin sonuna doğru olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Diğer isimle ilgili haber yap bilgim yok ama Cabral noktasında da bunu söyleye, söyleyebileceklerim bunlar Haldun abi. Teşekkür ederim çok sağ olasın. Sercan Dikme çok teşekkürler aktardığın detaylar için.